Ben Daron Yöndem. Bugün WPF, Windows Presentation Foundation uygulamalarında pencereler arası, Windows pencereler arası veri transferini nasıl yapabileceğimizi inceleyeceğiz. İlk önce tabii onu yapmadan önce hemen bir bakalım nereden indirebiliyoruz Visual Studio 2005 için WPF uygulamaları geliştirebilmemiz için. Bu bir add-on'umuz var. Bunun yüklü olması gerekiyor bilgisayarımızda. Bunu bu adresten, şu an ekranda görmüş olduğunuz adresten indirebilirsiniz veya herhangi bir arama motorunda direkt Visual Studio 2005 WPF olarak attığınızda zaten hemen karşınıza çıkıyor ilk arama sonuçları arasında. 2005 için bir extension'ımız var. VCF ve WPF uygulamalarını 2005 Visual Studio 2005 ile geliştirmenizi sağlıyor. Tabii bilgisayarınızda .NET Framework 3.0'ın da ayrıca kurulu olması şart. Öncesinde bunu kurmuş olmanız gerekiyor. Şimdi ben Visual Studio'ya geri döndüğümde şuradan Auto Hide diyelim taskbarımıza da. Evet. Visual Studio'ya geri döndüğümde File New Project dediğimde burada seçenek olarak artık Windows Application seçenekleri arasında WPF'li parantez içerisinde WPF yazan bir Windows application da geliştirebiliyorum. Bu application görsel arayüz olarak WPF, WPF formatını kullanıyor olacak. Yani .NET Framework 3.0'ın olması gerekecek bu uygulamanın çalışacağı makinelerde. Şimdi ben bu şekilde Windows Application 3 diyerekten uygulamamı yaratıyorum. Evet, uygulamam yaratıldı. Şu an aşağıda XML kodunu görüyoruz. WPF uygulamalarında window dediğimiz bizim hani Windows'taki penceremiz, programımızın penceresi bu şekilde XML kodlarıyla, aşağıda gördüğünüz XML kodlarıyla tanımlanıyor olacak. Aynı şekilde pencerenin içerisine koyduğumuz her şey de böyle XML dediğimiz kodlarla tanımlanacak. Şu anda örneğin ben bu pencerenin içerisine Toolbox'tan bir adet buton koyacağım. Şöyle. Evet. Bunu koyduğumda aşağıdaki kodumuza baktığımızda işte bir tane buton eklendi. Yüksekliği, marjinleri, ismi ve diğer özellikleri, genişliği vesaire burada yazıyor. Biz bu kodu editleyebileceğimiz gibi design modda çalışırken de elementlerin yerlerini vesaire değiştirdiğimizde zaten otomatik olarak aşağıdaki kodla değişiyor. Şimdi ben buradaki hemen bir ufak penceremi ayarlayayım. Bunun için ilk olarak text box koyacağım bir adet. Hatta iki tane koyalım. Evet. Çok fazla dizaynla uğraşmayacağım açıkçası ama şöyle iki tane text box, bir tane de buton olsun. Bu butonumuzun şöyle aşağıdan yakalayabilirsem. Evet, şöyle properties'ine geçelim. Pardon, butonu. Evet. Butonun özelliklerini buradan her zamanki gibi görebiliyoruz. Content'ına gideceğim. Kaydet yapayım. Gördüğünüz gibi zaten burada da kaydet kodun içerisine yazıldı. Bu formumuz bu kadar olacak. Ben biraz formumu bu arada köşesinden tutup ufaltabilirsem eğer. Evet, şöyle yapmamız gerek. Evet, şöyle ufaltacağım. Okey. Formumuz bu. Bu bizim programımızı açıldığında ilk açılacak form olacak tabii. Yani şu anda çalıştırdığımda bakalım ne hata veriyor. Herhangi bir hata yok. Evet. Çalıştırdığımızda evet uygulamamız açıldı. Bu bir WPF uygulaması. Hani bunu nereden anlarsınız? Bakın hani şöyle ufaltıp küçülttüğümde içindeki objeleri de şu anda ufaltıyor. Bu WPF olmasının, WPF olmasının bir sebebi aslında otomatikman. Margin verildiği için bu textbox'lara, yani kenarlardan olacak uzaklıkları vesaire verildiği için o uzaklıkları koruyor. Şimdi tabii kod tarafına geçmeden önce biz birden fazla pencere arasındaki veri trafiğini inceleyeceğimiz için ikinci bir pencere daha ekleyelim. Projeye sağ tuş new item diyerek, add new item diyerek bir tane daha WPF sayfası ekliyor olacağım. Şöyle bir tane WPF window'u ekleyelim. Evet. Window 2 XML olarak geldi. Burada aslında yapacağım çok fazla bir şey yok. Buraya sadece iki tane label koyacağım. Bir tane de buton koyacağım. Böylece öbür formda girip kaydettiğim verileri buradan okuma şansım olacak. Content'ına gidelim bunun da.
Evet, izin verirse oku diyelim. Okuyarak label'ların içerisine yazıyor olacak uygulamamız. Şöyle kenardan tut çekebilirsem. Evet, bunu da ufalttık ve kapattık. Şimdi tabii ben programı şu anda çalıştırdığımda doğal olarak başlangıç formu açılıyor. Diğeri açılmıyor. Ben aslında program çalıştırdığımda her iki formunda açılmasını istiyorum. O yüzden bizim her projemize yer alacak olan, yani projede ilk açtığımızda otomatik olarak gelen application XML dediğimiz app.xml adında bir dosyamız var. Bu dosyayı açtığımızda içinde böyle bir tasarım var. Bu tasarım bizi aslında çok ilgilendirmiyor. Biz sağ tuş deyip bunun view code diyeceğiz. Ve koduna geçtiğimizde application ile ilgili eventlar. Bizim aslında asp.net tarafında global asax dediğimiz dosya içerisindeki, eğer kullananlar varsa oradan hatırlayacaktır, application çerçevesinde genel eventlar kullanabiliyorduk. Burada örneğin application event üzerinden gördüğünüz gibi bütün activated, deactivated gibi kodlarımız var. Ben application startup, yani bu uygulama ilk başlatıldığında yapılmak üzere buraya bir kod yazacağım. Bu da dim diğer pencere olsun as new Window 2 diyorum. Window 2'den bir tane tanımlıyorum. Ondan sonra da diğer pencere nokta show diyeceğim. Ya yani uygulama açıldığında Window 2 ile yaratıp ekranda gösterecek böylece. F5'e bastığımda göreceğiz şu anda. Bakın her iki uygulama da birden açıldı. Hem bu var hem bu var. Her ikisini de böyle gezerek kullanabiliyorum. Bu aslında bir exe, bir uygulama. Ama iki tane window var. Şimdi mesele şu. Biz bu formda kaydettiğimiz bilgileri şu formda görmek istiyoruz. O zaman geri dönelim. Bilgileri kaydetmek için aslında kod bölümüne geçmemiz lazım. Şöyle bir kod diyeyim. Evet. Benim kaydedeceğim bilgiler için ekstra bir class yapısı tanımlayacağım. Bu arada şöyle bir şey de yapalım. Çünkü biraz önce atladım o noktayı. Şimdi uygulamayı tekrar çalıştırdığımızda bakın şu pencereyi kapattığımda öbürü açık kalıyor. Çünkü uygulama sonlanmıyor. Oysa tekrar çalıştırdığımda şu alttaki pencereyi kapattığımda diğeri yine kapanmıyor. Yani her ikisinin aslında kapatıldığını, diğerinin kapatılmasını istiyorum. Yani herhangi bir şekilde bunlar, bu pencereler kapatıldığında diğeri de kapatılsın ve aslında program sonlansın. O yüzden Window 1'in Window Event'larından buradan Closing'i bulacağız. Ve buraya application nokta current nokta shutdown diyorum. Yani window 1 kapanırken application'ı da kapat. Böylece diğer window'da veya varsa başka window'lara da kapanıyor olacak. Aynı şekilde window 2'ye de bunu yazalım. Window 2 events'dan closing'e application current shutdown dedim. Şimdi çalıştırdığımda evet, herhangi birini kapattığımda diğeri de kapanıyor ve uygulama da sonlanıyor. Güzel. Şimdi gidelim dediğim gibi Window 1'in kod kısmına ve transfer edeceğimiz bilgiler sadece string olmasın istiyorum ben. Yani tek bildiğimiz değişkenler üzerinden olmasın. Benim tanımladığım bir class olsun istiyorum. Onun için public class adam diye bir class yaratacağım. Bu adamın adı olsun. Evet, string olacak tabii. Evet. Bu adamın aynı şekilde bir de soyadı olsun. Bir de tabii property'leri olacak bu adamın adına ve soyadına ulaşacağımız. Evet, stream geometry maalesef daha tanımadı sanırım benim. Evet. Nasıl yapacağız? Property boşluk. Evet, adı as string diyelim. Evet, adını yarattık. İşte burada return adı, içerideki değişkenimizi alacağız. Burada da dışarıdan değeri alıp aktaracağız. Adı property'si gibi aynı şekilde bir de soyadı as string diyeceğim. Ve aynı kodları soyadı adres soyadı eşittir value diyerek evet property'mi tanımladım. Bir de şöyle yapalım. Sub new olsun. Normal bir şekilde yaratılabilsin. Ayrıca bir de sub new deyip adını ve soyadını vererek de yaratılabilsin. Evet, bu sayede bu class new denerek değerleri vererek de yaratılabilecek.
Evet. Şimdi sıra geldi. Tabii şu kaydet düğmesine basıldığında bilgiyi kaydetmeye. Bunun için de şöyle yapalım. Geçelim yine bu tarafa. Buton 1. Click. Koduna bir şeyler yazıyor olacağız. Burada tabii ilk önce bir kontrol etmemiz lazım. Hani böyle bir obje önceden yaratılmış mıydı vesaire diye. Ama biz yine de şöyle yapalım. Bakın dim yeni adam diyorum. As new adam. İsmini vereceğim. Normalde yaratabiliyorum. Sonradan tanımlayabiliyorum ismini veya baştan da verebiliyorum. Klasımı o şekilde ayarladığım için. Ne olsun? Text box. Evet. Bir nokta text'i al. İsim olarak. Text box 2 nokta text'i de soyad olarak al ve yeni adamımı yarat. Şimdi peki biz bunu nasıl kaydedeceğiz de öbür obje ulaşacak? Biraz önce uğraştığımız application klası ile ilgili aslında ilginç bir şey de var. Application current diyerek mevcut uygulamamızı yakalıyoruz. Ondan sonra da bunun property'leri var. Yani bu property'leri istediğimiz kadar add diyerek ekleyebiliriz veya aynı şekilde çıkartabiliriz ve item'lara ulaşabiliriz. Şimdi benim yapacağım ilk şey, acaba ben daha önceden böyle yeni adam adında bir şeyi property olarak benim application'ıma eklemiş miyim, onu kontrol edeceğim. Yani application.current.properties.contains diyeceğim. Sahip eşittir false. Şimdi sahip bir keyword aslında. Sahip adında bir property ekliyorum benim uygulamama. Bu property'ye de bir değer atayabileceğim sonrasında. Şu an kontrol ettiğim şey, bu şu an çalışan application'ın property'lerinde sahip adında bir şey tanımlanmış mı diye kontrol ediyorum. Eğer tanımlanmamış ise bu durumda ekleyelim bunu. Yani hem tanımlayalım hem değer koyalım. Application current properties nokta add diyerek ilk önce keyword'ümü veriyorum, sahip olacak. Değeri de yeni adam olacak. Böylece yeni adam adındaki yarattığım yukarıdaki değişkenimi, klasımı geldim. Application'ıma sahip keyword'ü ile property olarak ekledim. Eğer vardı ise, yani daha önce ben bunu eklemiş isem, ki bu da ancak bu düğmeye birden çok tıkladığımda gerçekleşecek. Eğer vardı ise bu sefer ekleme git application current properties'den nokta item sahibi bul ve bunu yeni adama eşitle bu sefer. Yani add yerine, eklemek yerine var olanı değiştir. Yazacağımız kod bu kadar. Bu application current properties'e bütün formlardan ulaşabiliyor olacağız. Zaten olayın güzel yanı da bu. Hani videomuzun da en önemli noktası burası. Şimdi ben diğer formun koduna geçeceğim. Şuradan sağ tuş ile view code diyerek. Şimdi gidelim window events'tan şuradan, evet, aşağıya doğru ineyim. Load'a geçelim ve buraya kodumuzu yazıyor olalım. Window 2 load olduğunda git bizim application'ımızın current properties'den item sahip nokta adı. Bakın gelmiyor aslında ama ben direkt yazıyorum, bir hata vermeyecek. Normalde bir değişken tanımlayıp oraya alıyor olabilirdik. Daha sağlam olurdu açıkçası ama hani işin kolaylığını göstermek açısından ben böyle yapıyor olacağım. Adını aldıktan sonra bunu nereye koyacağız? Label 1 nokta text'e bunu, pardon, text'e, tabii text'e değil, text eskilerde kaldı, content'ına adı eşitleyeceğiz. WPF uygulamalarında hani butonda da gördük. Content'ını değiştiriyorduk. Buton 1'in tekstini değil. Daha eskiden VB'ciler var ise onlar bilirler. Hani caption değiştirirdik eskiden. Zaman içerisinde bunlar değişiyor tabii ki. Şimdi label 2 nokta content. Bu da eşittir. Aynı application'ın aynı objesinin sahipte bulunan değerin bu sefer soyadı. Evet. Şimdi tabii burada bir hata ile de karşılaşacağız büyük ihtimalle. Bir çalıştıralım. Evet. Hata veriyor. Diyor ki böyle bir şey yok. Çünkü biz ne yaptık? Programın başında her iki window'u da gösteriyorduk aslında. O yüzden daha bir herhangi bir şey kaydetmeden window load'a yazdığımız için okumaya kalkıyor ve okuyamıyor. O zaman biz bu okuma kodumuzu window load'dan alalım. Gidelim buradaki oku butonumuza ve bunun clean'e yazalım. Böylece okuma işlemini yapalım.
Şimdi evet, gördüğünüz gibi iki formumuz da geldi. Ben burada bir şey yazacağım. Neuron yöntem yazayım ve kaydet diyorum. Evet, sanırım kaydetti. Buradan oku dediğimde de gördüğünüz gibi geldi. Tabi label'larımın boyutlarını biraz büyütmem lazımmış. Fakat bu formdan, şu formdan kaydettiğim veriyi, alttaki formdan kaydettiğim veriyi yukarıdaki formdan rahatlıkla okuyabiliyorum. Hatta üzerinde değişiklik de yapabilirim aslında. Yani şöyle bir geçelim biz tasarım tarafına. Windows 2'nin ilk olarak şu label'larımızın bir boyutlarıyla şöyle bir oynayalım, büyütelim bunları. Evet. Hatta bunları silelim. Label'lardan vazgeçelim. Ve iki tane text box koyalım buraya da. Şurada bir oku düğmemiz var. Bir de ekstradan kaydet düğmemiz olsun burada da. Kaydet. Şimdi oku düğmemizin tabii ki kodlarını değiştirmemiz gerekecek. Çünkü artık label'a değer aktarmıyor olacağız. Ne olacak? Text box 1'e. Umarım adlarını doğru yazmışımdır. Bir bakalım. Evet, text box 1'e aktaracağız. Şuradan tekrar koda geçelim. Hata veriyor ama büyük ihtimalle birazdan algılayacaktır. Şu an IntelliSense algılamadı. Ve textbox 2'ye bunları aktaracağız. Bir deneyelim çalışıyor mu kodumuz diye. Evet, devam et. Hata verse de. Evet, hata verdiği için bu sefer tabii compile etmedi. Content'ları yoktur diyor. 121 şöyle clean diyeyim. Ve build edeyim. Bakalım ne olacak. Sanırım textbox 1'lerde değişmemişti. Evet, ben burada hata yaptım. Textbox'ların textleri olacak. Evet, şimdi çalıştırdığımızda işte şöyle bir şeyler yazayım. Kaydet. Oku dediğimde de buraya geliyor. Şimdi yapacağımız işlem aslında aynı şey. Gideceğiz Windows 1'in kodundan. Şunu alacağız. Şöyle bir alalım. Ve Windows 2'de de buton 2 click kaydetme işlemini yapıyor olacak. Şimdi burada yeni adamı daha tanımlamadık. Tanımlamamız gerekirdi. Class olarak bu formda tanımlanmış değil. Ama şunu yapabiliriz. Yani biz sonuçta şunun üzerinden gidebiliyorduk. Bu durumda eşittir. Textbox.text diyelim. Şurada da eşittir. Textbox.text diyelim. Bu kodumuzu silelim. Bunlara gerek kalmadı. Şimdi çalıştırıyorum. İki form da geldi. Alttaki formumda ilk objemi yaratıyor olacağım. Kaydet. Oku. 2 yaptım. Kaydet dedim. Tabii aşağıdakinde oku fonksiyonu olmadığı için şu an değişikliği yok. Gerçek dışını göremiyoruz. Ben yukarıdakini tekrar oku dediğimde bakın aynı verinin gelmesinden gerçekleştiğini anlayabiliriz. İstiyorsanız şöyle öbür forma da bir okuma düğmesi koyalım ve böylece her iki formunda aynı bilgi üzerinde değişiklik yapıp okuyabildiğini görmüş oluruz. Şu da bizim bu formdaki oku butonumuz olsun. Evet, koda geçelim. Evet, buton 2'yi kaydetmediğimiz için tabii daha gelmedi. Şunları bir temizleyerek kapatalım hepsini, bir rahatlayalım. Evet, onu aç, kodunu da aç ve buton. Evet, Visual Studio'nun azizliğine uğradık. Cancel diyelim. Restart atsın hemen, açalım tekrardan. Maalesef extension, VPF extension hala CTP aşamasında olduğu için, yani bir community technology preview olduğu için, tam olarak release olmadığı için bu tarz sorunlarla karşılaşabiliyoruz arada sırada. Ne yapıyorduk? İşte Windows 1'imize bir okuma butonu koymuştuk. Evet, designer'ımız açılsın. Epey uzun sürdü bu sefer açılması. Evet. Şimdi şuradan da koduna geçeceğim.
Bu sefer sanırım buton 2 hala gelmiyor. Evet, şuradaki buton 2 mi hala yakalayamadım maalesef. Şöyle bir şey yapsak acaba diyeceğim. Buton 2. Şuradan da handler'ı değiştirsek. Evet, şu anda hata veriyor ama bakalım compile ettiğimizde de hata verecek mi? Okuma işlemi yapacaktık. Okuma işlemini de aslında öbür tarafta yazmıştık kodunu. Okuma işlemimiz şuydu. Text box'larımızın adı da burada aynı olduğuna göre aslında direkt yapıştırabiliriz bir anlamda. Bakalım compile edecek mi? Evet, şu an hala compile etmiyor. Buton 2'yi gördü ama sanırım şu anda. Evet, gördü. Şimdi ilk şeylerimizi yazalım. Daha önce yazıyorum ve kaydediyorum bu formda. Diğerine gidiyorum, okuyorum. Bunun üzerinde bir değişiklik yapıyorum. 2-3 şeklinde. Kaydet diyorum ve buraya dönüp tekrar oku dediğimde bilgileri okuyor. Yani böyle iki formda aynı obje üzerinde, aynı değişken üzerinde, aynı class üzerinde çalışıyor. Olabilir arkadaşlar. Evet, yani formlarla ilgili WPF uygulamalarında veri transferlerini bu şekilde yapıyoruz. Hepinize zamanınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. İyi günler.